insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12 vurduğu zaman beni Şimdi 1940 yılında Ekmen kasabası, yani daha önce köyüydü, şimdi kasaba oldu. Burada da doğdum ve burada hayatımı hala sürdürmekteyim. Şu anda dediğim gibi 11. ayı gelse 75 buçuk, işte 76'ya gireceğim. 4 tane çocuğum var, 3 oğlan bir kız, 21 tane torunum var şu anda. Evlerini ah sular içmem kadınım dersin dersin, ah sular içmem kadınım dersin dersin. Mevlam seni hançeri kadınım vur ben öleyim, ah kapınıza bir tane vur ben öleyim. Mevcut 21 tane, 5 tane gelin aldım. En çok işte sıkıntıyı, stresi hayatta sevmem. Yani eğer ben varırsam bu yaşantımı böyle ufak tefek sinirlerle, örkelerle, efendim şundan bundan geçirmek isteyen değilim ben. Düşünmem hiç. Nerede bugünüm 24 saatim veya 8 saatim nasıl geçiyor ben onu düşünürüm. Canım ne istiyorsa, mesela balığa mı gideceğim, balık avlarım. Dağda av mı yapacağım, ava giderim. Boş zamanlarımda da işte İstanbul, Adana, İzmir, de kardeşlerimiz var, yeğenlerimiz var. Buralara ziyarete giderim bunlara. Onlar buraya gelirler. 1973 senesinde bu evi yaptım ben, iki katlı. Dediğim gibi üst tarafımda en küçük oğlum Ali Pınar, eşi Hatice, 3 tane çocukları inan onunla orada durur. Ben de alt katta işte rahmetli hanımla yaşadığım yerde hayatımı sürdürüyorum. Eklenedir koca kalma. Yârim yine yine düştü aklıma.
doktor yoldan geldim yorgunum. Ortada boylu bir güzele vurgunum. Annem, babam rahmetlik polis okulunun olduğu yerde Mutaluf derler. Mutaluf mevkisi. Yani şimdiki Kültür Park ve Atatürk Parkı'nın olduğu yerlerde o da başçıvanlık yapmış. Hayatının aşağı yukarı 35-40 senesini o şekilde sürdürmüş ama 47 yaşında sizlere ömür mefat etti. Ben babam öldüğümde 7 yaşımdaydım. Babam öldüğümde tabii 7 yaşımdaydım ben. Daha okula başlamamıştım. Yani şimdiki 7 yaşımdayken çocuklar 6 yaşındayken şimdi okula gidiyorlar. 7 yaşında 2. sınıfa 1. sınıfa geçiyorlar. Ben bayağı aklım başımdaydı okula gittiğimde. Tabii babasızlığın şeysi oluyor. Eksikliği çok oluyor. Neden? Para lazım oluyor. Para getirecek adam yok. Kardeşlerimiz büyük, o zaman hepsi iş sahibi olmuş, gitmişler başka yerlere, Antalya'ya, İzmir'e. Dedim ya biraz evvel işte kardeşlerim dışarıda olduğu için. Biz hayatımızı dul annemizin başında geçirdik. Bize baktı yani. Babadan kalma biraz bahçemiz vardı, böyle kiraz bahçemiz. Onlar işte yetiştiği zaman meyveleri satıyor. Evin idaresini o yapıyordu. 14 yaşıma girdiğince ben bu Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde, belediyede başladım bu işe. Çemekhanlarda çiçek yetiştirerek, seralarda. Buralarda işte 5 veya 6 sene çalıştım, askere gittim. Askere gitmeden işte annem yalnız olduğu için, oğlum bana bir bardak su verecek adam yoktu. Hiç olmazsa ben seni evren de bana eşirgensin dedi o. Bak konuşamıyorum. Bir gün gelirdi unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12 Açık ileri giderseniz, daha önce ben nişanlıydım burada başka birine. Fakat bazı nedenlerden dolayı kızın yaşı küçük olduğundan evlenmeye müsaade etmediler. Yaş büyümesi icap ederdi. O da maalesef, şimdi ismini söylemek olmaz. O bakımdan açık, ne derler, biraz geri kafalı gibi desem de olabilir zannedersem. Anlayış göstermedi. Anlayış göstermeyince benim babamın bir kardeşi Adana'dadır. Biz şimdi benim alacağım eşimle bunları düğüne davet ediyoruz biz. Bizim düğün nerede başlayacaktı neredeyse. Fakat işte düğün hazırlıkları sırasında böyle bir Ramazan bayramı bir gün ailem ve kardeşleri falan, amcam, büyük anne ziyarete geldiler bize. Benim eşim bunlarla beraber geldi. Kız 18 yaşında. O ziyarete geldiler bize. Sağ olsun bizim yakın akrabalarımızdan bir kişi. Ya oğlum sen askere gideceksin ama bak annen yalnız, buna kim bakacak? Su veren yok, çay veren yok, hasta, doktora gidecek yeri yok. Onun için sen, madem o olmadı, Allah nasip etmedi, sen bir tane daha işte kız burada dedi. Amcanın kızı. Eğer anlaşın tamam derse evlenebilirsiniz dediler. Ve biz aile tabii burada bize misafir kaldılar. Biz tabii önce
aile burada kalmak istemedi benim hanımım. Neden? Ben dedi gurbetten geldim. Benim kardeşlerim hepsi de Adana'da. Ben burada hiç kimseyi tanımıyorum. Ben ne yapacağım bir başıma dedi. O zaman bu kızın babası amcam olacak. Babanın dediği olur dedi. Sen benim gözüme bir bak bakayım dedi. Bak bizim ayağımız buradan kesilmeyecek dedi. Böylelikle hanım burada kaldı. Düğün yaptık. Köy düğünü, davullu zurnalı. Anlıyor musun? Burada hısım akraba. Ben işte 1960 yılında evlendim ben. Tam 20 yaşımdaydım. Askere gittim 61'de işte. İlk çocuğumuz oldu. Ondan sonra işte arkası 4 tane. Mesela şimdi annem beraber ben askerdeyken kaldıkları müddetçe bir kızı gibi yani hareket etmiş. Hiç bana sen şusun ben busun şimdiki bana gençler gibi karşılık cevap verme falan yok. Tamam anne tamam yapayım ne istersen. Annem biraz ustadır benim aşçılıkta falan bir tane yani. Hanımı olduğu gibi her şeyi öğretti. Onlar da gelinlerini öğretti yani aynı zamanda. Düşünebiliyor musun? Askerde önce Denizli'ye acemilik eğitimini Denizli'de yaptım. Oradan inzibat olarak Ankara'ya gittim. Ankara'da kurstan sonra Maltepe İnzibat Karakolu'na Gülhane Hastanesi'nin dibinde 13 arkadaşla beraber karakoldaydık. Yani mahalle karakolu gibi. Bir tane komutan diyelim ki Aziz Bozoğlu vardı binbaşı. Ben onbaşıydım aynı zamanda. Karakolun yazı işlerini ve biz ekseri Necati Bey, Kızılay, Sıhhiye bölgesine bakıyorduk orada Maltepe'de. Oralarda mesela diyelim adamlar bakanlığı dilekçe veriyorlar. Maltepe İnzibat Karakolu nezaretinde dilekçeler gidiyor. Biz onlara tebligatta bulunuyoruz. Falan bir sürü şeylerde bulunuyor. Ve askerliğim 24 aydı. Askerliğim çok güzel geçti. Ara sıra ben bütün karakolun hizmetlerinin haricinde bir devriye çıkardım çarşılara. Çarşıda tabii Ankara Kızılay arasında devriye gezmek her adama nasip olmaz. Her askeri de oraya koymazlar. Çünkü orası bütün yabancı ateşelerin, generallerin, şunların bunların dolaşabileceği yerler. Orada askerin biraz paçası bozuk oldu mu ne? Biz, ya bakalım bizi bu yakıya doğru, şu kılığın kıyafetine bir bak. Ondan sonra hem buradan şu taraf yasak kardeşim. Hemen yaylan şu yakıya doğru. Onlara bir ulusa doğru, geç parkına doğru yollardık yani ne yapacak? Ve askerliğim çok güzel geçti. Artı bedel de alıyordum ben askerde, maaş alıyordum. Mesela diyelim ki 10 kişiyseniz, 15 kişiyseniz, 10 kişi yemek yiyor, 5 kişi bedel alıyordu, 35 liraydı. Onu biz 17'şer buçuk lira ölüşüyorduk aramızda. Yemeği yine genelkurmaydan getiriyor, yiyorduk beraber. Yani hiçbir sıkıntı geçirmedim askerde. 21 Şubat olaylarında ben orada görevliydim. Hava Harbi Kurulu'nun olduğu bölgeleri kamuflaj yapmışlardı yani bir ihtilal olayı gibi bir şeyler olacaktı. Ben o zaman Sıhhiye Amerikan şeysinde Amerikan Tuzluk diye orada Amerikalıların yaşadığı yerler var Sıhhiye'de. Orada kontroller ettik biz. Bayağı gerçekten nasıl şu anda Kobani'ye ikinci bir saldırı oldu millet kaçıyor. Aynı öyle bir pozisyon geldi. İnanır mısın Sıhhiye'de
Ulus'ta genel kurmayın önlerinde kışlaların yanında tanklar bile girdi. Bizim Orhan çok değerli kurmay albayımız vardı, merkez komutanı. Bize tamamen 670 asker, sırf inzibat bu. İnzibatın en şeyde kalabalık yerlerde evleri, generalleri, önemli binaları, kamu hizmetlerini gören yerleri korumaktı bizim görevimiz. Oralarda bu 1,5-2 ay bir görev yaptık. Onu da hiç unutmam. O zaman Fahri Özdilek Paşa vardı olayın içerisinde. Birkaç daha generaller vardı yani. Bunları hiç unutmam ben. Ondan sonra 62'nin Şubat ayında işte Menderes olayları başladı. Yine askerdeydim. Tekrar askerden evime döndüm ve sağlıklıca 1. ayın 27'si 1963'te askerden döndüm. Yani evime geldim. Bir kış günüydü böyle gelişimde. Gazlıgöl'den Afyon'un çevresine kadar, ya buraya deniz mi olmuş, deniz mi gelmiş diyorum ben. Trenle geliyoruz İstanbul tarafından. Gazlıgöl'den tam sizin şu anda Kanalluş olduğu yere kadar her taraf su. Çok yağmur yağmış. İnan deniz gibiydi bayağı. Bazı vesanelerden, kayıklarından koyunları, moyunları çekiyorlardı ben geldiğimde. Ve evimize geldik işte bir gece sabaha yakın tık tık. Vay oğlum geldin mi geldim işte evimize. Sarmış dolmuş ağlayarak işte asker dönüşü. Ondan sonra işte hanımım geldi, hoş geldin Meskan. Ve işte ufak tefek 10-15 günden sonra tabii çalışmam icap ederdi. Gene ben Park Bahçeler Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Dediler ben sen eski elemanımızsın. Tamam hemen yarın göreve başlayabilirsin dediler. Varı varmaz 15 gün demeden. Görevime başladım. Çok geçmedi. Tabii daha maaş falan almadık. Eve para getiren yok. Benim bir de küçüğüm var. Benden küçük. O da yani ona da ben bakıyorum yani. O şey değil. Neticede 15 gün belediye park bahçelerde çalıştıktan sonra İlhami Barut Paşa vardı burada orada evinde. Bu da bizim bahçeler park bahçeler müdürü Hasan Altıntırmık'ın çok samimi ehbabı. Emir subay geldi. İmaret camisini tadilat yapıyoruz. Orada eskiden böyle çim mim yoktu. Diğer dikili ağaçlar vardı. Böyle daş kaya bir şeyler vardı. Oranın bahçesini tanzim ediyorduk biz. Dedi Emir subayı geldi. Ramazan Pınar kim? Benim dedim. Dedi paşam çağırıyor. Oraya kadar gideceğiz dedi. Gittim Cibek vardım. Bir esas duruş daha 15 günlük askerden gelmişim. Şu an paşa otur evladım dedi. Oturmadım ben. Otur sana dedim. Otur. Oturdum. Anlat bakalım. Askerliğinden bahset bakayım bana dedi. Dedi böyle böyle. Sana bir komutanlar soracağım. Bileceğim bakalım dedi. Nerede askerin dedim. Ben dedim merkez komutanlığı dedim komutanım dedim. Merkez komutanın ismi ne dedi. Orhan Çokdiğer. Ne oldu bu adama dedi. Dedim efendim merkez komutanımız Orhan Çokdiğer. Etimus'ta kaza geçirdi öldü dedim. Bavu dedi. Askerde onbaşıydım. Evet ben sana çavuşum diyeceğim dedi. Sağ olun komutanım dedim ben. Ondan sonra bundan böyle dedi. Hasan Efendi'nin nezaretinde dedi. Benim elemanım askere gitti dedi. Çok senin gibi böyle atik bir bahçıvandı dedi. Fakat şimdi askerlik görevi olunca sen de askerden dönmüşsün. Buradaki onun görevini orada evinde sen yürüt dedi. Tabii 17 sene orada evinde çalıştım ben. Orada evin bahçesinin içinde. 17-18 tane general gönderdim ben buradan. İsimlerini sayabilirim. Bu generallerle beraber çalıştım. İyi kötü subayların arasında her ne kadar bir köylü çocuğu olmama rağmen onlardan gördüğüm disiplin, konuşmayı, evri zıvırı çok da bende etki yapmıştır bu. Ben de evimde çocuklarıma karşı aynen öyle titiz davranırım biraz. Thank you.
Ondan sonra işte normal maaşımızı aldık. Kendimiz yavaş yavaş düzeltmeye başladık. Çalıştık işte bu zaman içerisinde. İşte bu evi yıktım, yaptım 100 bin liraya. Her tarafı 100 liradır bunun içerisi. İki katlı. O zaman her şey ucuzdu. Mesela bir tane diyelim ki 5'e 10. Şimdi 3 liraysa o zaman 50 kuruş aldım ben. Burayı da geçen sene işte Mayıs ayında biz bir tadilat yaptık. Daha aşağıdaydı burası. Biraz balkonunu yapalım dedik. Güzel asmalar yetiştirdik. Çiçekler, bilmem neler. Kendimi eğleyecek bir durum geldi. Ve hanım tarafına doğru yavaş yavaş geçerim. Biraz hanım rahatsızlaştı son zamanlarda. Kitle oldu karnında. Kilosu ağırdı. 148 kilo geliyordu. Mavi Hastanede o MR'a girdi. Efendim MR'dan sonra endoskopilere girdi. Fakat sağ olsun profesör bayan Nuray bilmem kim doktor dedi bana, hacı amca dedi, sen bu bayana ne yedirdin de böyle şişmanlattın dedi. Vallahi hocam dedim, ben ne yediysem bu da onu yedi. Fakat hanımım benim böyle ince fikirli değildir dedim. Bir şeyi dert etmez dedim. Yani bugün acısam illaki ben iyi bir şey yiyen de yatayım demezdi dedim. Bir bardak su içivereydi dedim. Böyle insan dedim. Ondan sonra işte Mavi Hastanede 20-25 gün kaldı. Ondan sonra kitle olayı, karnında fazla şey olduğundan o büyük bir tünelli bir şey var. Ne diyorlar onun adını abi? Onun içine girip film çekeceklerdi. Belin yarısına kadar girdi, oradan yukarısı girmedi. Esas derdin olduğu yeri bilemediler. O zaman o profesör bayan dedi, Ramazan Efendi dedi, hastanızı götürebilirsiniz dedi. Hastanızın kitlenin haricinde böbrekleri de iflas etmiş durumda şu anda dedi. Diyalize koyalım dedi. Eğer diyaliz kafi gelmezse yapılacak bir şey yok dedi. Götüreceksiniz evinize dedi. Evinize bakacaksınız dedi. Tamam hocam dedik, evimize getirdik işte. 10-15 gün deyince evde baktık. Sonra bir gün aşağı oturduğu yerde dedim, hanım benim elimden tuttu şu. Yüzüme baktı. Hakkını helal ettin. Helal olsun. Ondan sonra ben şöyle biraz yatacağım. Şöyle. Tamam. Sen yat dedi ben. Şöyle bir dolaştım geldim. Eli böyle bir baktım. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. Tabii epey değişiklikler oldu haliyle. Bir, mesela sen geldin, ya oğlum böyle yalnız yaşanmaz. Bir evlen, iyi kötü bir şey bul. Ele dural ediyorum ben şimdi. Zaman ne gösterecek şimdi? Mesela benim şu andaki huzurum gerçekten çok güzel. Üstümü yıkanıyor, ütüleniyor. Kıyafetlerim temizleniyor. Yemeğim güzel yapılıyor. Yatağım düzgün yapılıyor. Ondan sonra sıkıntı yok. Bana da bakıyorlar. Çocuklarına, torunlarına işte geçinip gidiyoruz şu anda. Ama ileride yani şöyle kısmet olursa, çocuk olmazsa, çocuğu olmayan veya bir kız çocuğu olan bir 5-10 yaşında gelin edebilirim onu. Öyle 60 yaşlarında
nasip olursa evlenmeyi düşünüyorum. 60-65. Fazlalığı ben gibi 75'lik alende ben ona mı bakayım bu yaştan sonra? Herhangi bir işte, mesela ne iş olur? Ben bahçıvanlığı seçtim. Diğeri memurluğu seçer. Diğeri okumayı, subay olmayı seçer. Biri polis olmayı seçer. Ama ben her zaman demişimdir bunu. Herkes polis olacak. Herkes kahraman olacak. Herkes general olacak. Herkes vali olacak da. Herkes belediye başkanı olacak da. Diğer işleri kim yapacak? Demek ki Cenab-ı Allah herkesin gücüne, kuvvetine göre bir iş taksim etmiş. Benim ömrüm fazla sıkıntılı geçmedi. Ben dedim ya, sıkıntıyı hiç sevmem. Eğer cüzdanımda para yoksa borç para da almam. Ki o para yerine yatacaktır mutlaka. Verebilmem için imkan olması lazım. O gün de şöyle yan gelir gölgede. Bugün de akşam olur, yarın da yatarım. Bir gün bir iş sahibi olur veya bir iş olur, para gelir de çalışırım. Ama Allah o gün öyle bakmadı beni. Devamlı çalıştım. Sıhhatli şekilde 25 seneyi sigortalı bitirdim. Bak emekli olalı 30 sene oldum ben. Biz ömrümüzü tükettik ama siz hayatı sürdürmeye devam edin. Geç kalmayın. Yaşantınızı oldukça neşeli geçirmeye bakın. Bir insan ömrünü neye vermeli? Tükenip gidiyor ömür dedi. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor.